Lidyalı bir kız olanarak ne, işlemede, nakış yapmada, kilim dokumada öyle becerikliymiş ki, onun üzerine kimse yokmuş. Herkes gelip yaptığı işlere hayranlıkla bakarmış. Kendini iyice beğenen Arakne, ölümlülere el işini öğreten tanrıçı Athena'dan bile daha iyi el işi yapabileceğini söylemiş. Athena ise bu sözlere kızmış. Hemen yaşlı bir kadın kılığına girip Arakne'nin karşısına çıkmış. Daha alçak gönüllü olmasını, tanrılara saygılı davranmasını öğütlemiş. Arakne ise hiç oralı olmamış. Athena'ya yarış teklifinde bulunmuş. Bunun üzerine tanrıçı Athena, kızın yarışma teklifini kabul etmiş. Ancak Athena bakmış ki kızın el becerisi kendisinden daha iyi. Sinirlenip Arakne'yi bir örümceğe dönüştürmüş. Arakne'nin haklı kibrine verilen ceza da bu olmuş. Sonsuza kadar tozlu duvarlarda ağırlamış.